Yani Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi süreç, Orta Doğu'daki gelişmeler, bunların doğrudan kendi yaşadığımız bölgeye yansımaları, aslında yeni bir sürecin içindeyiz her bakımdan. Savaşın etrafımızı sardığı bir dönemin içindeyiz. Bu savaş, emperyalizmin savaşı ama her daim emperyalizm Orta Doğu bölgesinde savaşları yürütürken halklar ve inançları üzerinden savaşı bu kodlarla yürütmek istemiştir bugüne kadar. Ve insanları Alevi, Sünni, Şii, Hristiyan vesaire diye bölerek bugüne kadar savaşları bu alanlar üzerinden kodlayarak ilerlettiler. Aslında siz de takip ediyorsunuz. Yani ciddi bir kırılma yaşanıyor ortada. Türkiye'nin de bulunduğu bölgede. 100 yıl önce yani bu egomanik emperyal güçler kendi sorunlarını çok güzel çözdüler. Kendi toprakları üzerinde yaşayan halklar ve inançların farklılıklarını kabul ederek sistem oluşturdular. İşte adı da demokrasiydi. Avrupa'nın batının neresine gidersen git, orada Alevler gibi inanç için kimse yakınmıyor, yani bedel ödemiyor. Ya da bir inanç küçümsenmiyor, aşağılanmıyor, inkar edilmeye çalışılmıyor. Ya da Kürtler gibi farklı bir dile mensup, farklı bir ırka mensup bir topluluk ısrarla, devlet zoruyla, baskısıyla birlikte işte kendisini başka bir milletten sayması için baskı altında tutulmuyor. Yani her iki, hem binasal olarak Aleviler hem halk olarak Kürtler bu ülkede en fazla zulüm gören iki topluluk ve bu topluluğun derdi de, meramı da, çözümü de bir olmaya ihtiyaç var. Her zaman söyleriz, yani bu süreç 7 Haziran sürecinde başladı diyaloglar ve bugün bu diyalog gitti de daha da genişleyerek, daha da samimi bir ortam sürecinde gidiyor. Yine tabii bunu her platformda dile getiriyoruz biz. Sorun Alevi örgütlerini bir inanç örgütü olarak görmekten kaynaklanıyor. Biz bir inanç örgütü falan değiliz. Biz Türkiye'nin sorunlarla ilgili kafamızı kuma gömmemizi bizden talep ediyorlar. Demokratik zeminde Alevi örgütlülüğünün bence siyaset üretmesi lazım. Politika eyvallah, ama biz siyaset yapamadığımız için kuvvetle muhtemel mevcut siyasi yapıların içerisinde bir biçimiyle eriyip gittiğimizi düşünüyorum. Hani Alev örgütleri ne yapmalı diye bir soru gelmişti ya, demokratik zeminde siyaset üretmeli diye düşünüyorum. Şimdi bunu söylediğimde de ya parti kurma falan da diyorlar. Belki kurulabilir, niye olmasın? Hani belki denenebilir. DEM Parti'nin daha önce de denendiğinde, evet, daha önce denendiğinde işte Kürt hareketi bugün işte karşınızda, buyurun DEM Parti olarak burada, ama Alevilerin kurmuş olduğu parti, bilemiyorum arka cephede neler oldu neler bitti, ama bugün yoklar ve hep bu başarısızlık bir şekilde önümüze koyuluyor. O zaman Aleviler olarak en aktif siyaset yapabileceğimiz, sözümüzü, sorunlarımızı söyleyebileceğimiz, çekinmeden tartışabileceğimiz siyasi partileri tercih etmek durumundayız. Özlenen ortamlar bunlar. En çok arzu ettiğimiz ortamlar. Siyasetle demokratik alanda mücadele yürüten kurumların yan yana gelmesi, hele ki böyle şartların eşit olduğu masalarda oturması çok kıymetli. Hani bazen biz konuşan, karşı taraf dinleyen pozisyonda oluyor. Şimdi biz tabii bir korku siyasetinin içerisinden her gün bir korku duvarının içerisinde hapsolmuş toplumlarız. Yani yaptığımız siyasette de bu korkulardan kurtulamıyoruz. Birçoğumuz böyle bir dert içerisindeyiz. Yani siyaset yürüten partilerin önemli kısmı kendi korku duvarlarını aşamıyor. Devletin kurduğu korku, ördürdüğü korkudan ziyade kendi çeperlerindeki korkuyu aşamadıklarından dolayı da bir türlü onu bir devinime, bir devrime dönüştüremiyorlar. Bunu acaba kendi tabanım ne der, kendi oy tabanım ne der derdiyle daha çok o korkulara hapsolmuş durumdalar. Dünyaya bakış açıları öyle olmasa bile ne yazık ki kendi seçim bölgelerindeki kaygılarından kaynaklı birçok meseleye doğru yerden bakıyor olsalar bile doğru yandan siyaset üretemiyorlar, siyaset ortaya koyamıyorlar. Böyle bir dönem içerisinde sizin bu cesur çıkışlarınız bizim açımızdan çok kıymetli. Yani...
yüzyıllık Alevi, hani konunun içeriğine fazla girmeye gerek yok. Çünkü hepimiz aslında her şeye hakim insanlarız. Yani hem siyaseten siz hem biz örgütsel olarak. Ama yüzyılda Alevi topluluğunun yaşadığı soykırımı dünyanın başka herhangi bir yerinde bir topluluk yaşamış olsaydı yüzyılın sonunda ya iktidar olurdu ya da ülkede söz sahibi olurdu. Ama yüzyılın sonunda Alevilerin geldiği nokta yüzyıl öncekinden daha kötü bir nokta. Yani yüzyıl öncekinden çok daha kötü bir nokta. Şimdi bizlerin görevi Alevi kurumlarının iki boyutlu. Birisi kendi inancımızı, tarihsel süreç içerisinde getirdiğimiz inancımızı gelecek kuşaklara özgünlüğüne ne kadar taşıyabiliriz, böyle bir görevimiz var. İkincisi de içinde yaşamış olduğumuz ülkenin, yani Türkiye'nin demokratikleşmesinde de ciddi katkılarımızın olabileceğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Şunu hep söylüyoruz, tekrar dillendirmekte yarar var. Bu ülkenin iki kesimi, Kürtler ve Aleviler, en mağdur, elbette ki geçmişte bizden daha mağdur olan, bugün varlığından bile söz edemediğimiz Ermenisi, Kendanisi, Suriyenisi var ama şu günlerde mağduriyette birbiriyle yarışan iki kesim Aleviler ve Kürtler, Kürt Aleviler Katmerlisi. Ne kadar toplumsallaştığı, barışa ihtiyacı olanların bir çatı altına geldiği zaman sistemin neler yaptığının en iyi modelidir o ekim. Eğer kurumlar barışı bireysel olarak dile getirirlerse, herkes kendi bulunduğu yerde barışı dillendirirse çok da sistem için tehlikeli olmuyor. O ekim bir istisnaydı Türkiye'de. Sadece odalar değil, borsalar değil, sendikalar değil, emekçi, köylü, işçi bir bütüne sistem karşıtı bütün muhaliflerin ilk defa, bunu rahatlıkla diyebiliriz, ilk defa sistemin kabul ve red ölçülerinin dışında üçüncü bir yaşamın da imkan dahilinde olduğunu dillendirir tek eylemdir. Karşımıza devasa bir sistem duruyor. Bu yönüyle de nelerle karşılaşabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğimizin en önemli modelidir. Evet, tekrara girebilirim arkadaşlar. Tarihsel hafıza köklerimiz aslında bize yol gösteriyor. Şimdi Orta Doğu coğrafyası insanlığa ait, toplumsallığa ait, komünaliteye ait, ana tanrıçaya ait, kemalete ait, ilkleri yaratan bir coğrafyadır. Reyhak, Alevi ve Alevi süreklerinden Yarsanisi, Kakaisi, Eli Hakkı, Nursayrisi, Dürzinin hepsinin yoğun olarak yaşadığı, bin bir süreğin yaşadığı, Rıza toplumu, devlet dışı toplumların en yoğun olduğu coğrafyadır.